Merhaba arkadaşlar. Kaptan Amerika Civil War filmine gittim. Ülkemizdeki ismi Kahramanların Savaşı. Film genel olarak ben en başta söyleyeyim. Film güzel olmuş. Yani bir Kaptan Amerika, tek bir kahramanın filmine gidip 10 tane kahraman izliyorsun. Bir kere parasının hakkını fazlasıyla verdiğini burada söyleyebilirim. Kahramanların sayısı fazla olduğu için ben zaten bunu bir Kaptan Amerika filmi değil de daha çok bir Avengers 3 gibi, 3. filmi gibi görüyorum. Kaptan Amerika filmi olarak çok iyi ama Avengers'ın 3. filmi olarak baktığımızda biraz zayıf kalan bir film bence olmuş. Marvel artık şey demiyor, mesela işte Iron Man filme giriyor, sana açıklamıyor onu. Ya bu adamın şu özelliği var, bu özelliği var, işte Scarlet Witch telepatik güçleri de var vesaire, hiç bunlara girilmiyor. Hatta ilk defa bu filmle beraber ortaya çıkan karakterlerde bile hiç bahsedilmeden direkt aksiyona girilmiş. Bence iyi bir şey. Onun haricinde Scarlet Witch bu filmde biraz daha hoş görünüyor göze. Özellikle filmin premierin için giydiği bir kıyafet var. Onu internetten bulursunuz. Gayet güzel görünüyor. Bu filmde biraz daha hoş görünmüş. Aslında filmde iki tane kahraman vardı arkadaşlar. İki tane. Evet. İkisini de Scarlet Witch taşıyordu zaten. Hangileri acı? İki tane deyince? Scarlet Witch ne taşıyor üstünde? İki tane kahraman taşıyor. Yani bunun daha ne açıklaması olabilir ki? Tabii sen bir köşeli süper gücü olmadığı için. Ben tamamen videoya konsantre olunca tabii. Onun haricinde oradan Spider-Man kısa bir rolü var. Ama bayağı aksiyon sahnelerinde bayağı bir rol sahibi. Ama şu var, adam artık ele ayağa düştü. Yani adam kendi filmleri vardı, kendi film serileri vardı, işte farklı aktörler oynuyordu vesaire. Bir türlü toparlayamadılar adamı. Yani bir yan karakter, neredeyse bir figüran haline geldi artık. Marvel gerçi After Credits'te yeni bir film, Spider-Man'le ilgili bir film geleceğini duyurdu. Kesin orada biraz toparlarlar bu karakteri diye tahmin ediyorum. Çünkü May halayı bile bayağı bir toparlamışlar gördüğüm kadarıyla. Ameliyata girmiş ama estetikten çıkmış filme gelmiş. Marisa Tomei oynuyor May halayı. O mil hala olmuş biraz. Mil hala olmuş. onun haricinde Kaptan Amerika filmi diyoruz ama hep farklı karakterlerden bahsettik. Çünkü yani gerçekten çok fazla karakter var ve birçok karakter de Kaptan Amerika'dan rol çalıyor. Adam kendi filminde paraziyle rezil olmuş yani. Özellikleri var. Onlar diğer karakterlere göre diğer karakterlere daha baskın kalmış. Mesela örümcek süper güçlü olması söz konusu ama Spider-Man ondan çok daha güçlü. Filmde de gösteriyor bunu zaten. Kalkanı var. İşte Thor'un çekicine dayanan bir kalkandan bahsediyoruz. Ve bu filmde kalkanı bir güzel çiziyorlar. Hatta en sonunda da filmin sonunda da elinden alıyorlar adamın kalkanını. Kendi filminde adamı rezil etmişler bence. Onun haricinde güçler dengeli kesinlikle. Karakterler hani ya bu bunu aslında ezmesi lazım falan demiyorsun. Birbirle çarpışabilecek karakterler. Hawkeye ile işte neydi ajanın ismi? Hacı? İki kahramanlı diğer ajan odaya. İki kahramanlı diğer ajanın Black Widow'un birbirine kapışması işte. Nispeten birbirle dengeli güçleri olan karakterler kapışmış. Yalnız havaalanı sahnesinde Vision'ı biraz unutmuşlar. Hani ben olaya dahil olmayayım da şu adamlardan birkaçını delik deşik etmeyeyim diye herhalde biraz kendini çekmiş. İleriki filmlerde de Marvel bayağı bir umut vaat ediyor açıkçası. Dizi olarak çok DC'den biraz geri kalsa da filmleri kesinlikle çok iyi. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben de. Evet, Gökçe bayağı bir spoiler verdim adama. Çünkü filmi izlemedi. Allah'tan hiç spoiler umursamayan bir adam.
Normalde bu tür filmlere beraber gidiyoruz ama bu sefer kısmet olmadı. Ben kardeşimle beraber gittim. Gökçe kusura bakmıyor değil mi? Yok lan ne kusursun. Yalnız arkadaşlar unutmadan erkek süper kahraman seven erkek kesin vurduruyordur ha bilginiz olsun. Bununla ilgili de bir video bölümü açmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Takipte kalın. Tamam, teşekkür ediyoruz. Görüşürüz arkadaşlar.